İyi akşamlar. TV'li Ana Haber hoş geldiniz. Ben İsa Akçay. Bugün 25 Mart 2022 Cuma, haftanın son iş günündeyiz. Son iş gününün haber başlıklarıyla karşınızda olacağız az sonra. 25 Mart Türk toplumu için hüzün günlerinden bir tanesi. 25 Mart 2009'da Türk siyasetinin en önemli isimlerinden bir tanesiydi. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu hayatını kaybetti. Kaza dendi, daha sonra suikast olduğu anlaşıldı ama hala failleri ortaya konulamadı. Maalesef bu memleketin değerli evlatlarına, kıymetli evlatlarına sahip çıkamıyoruz. Sahip çıkamadığımız gibi ruhlarını da şahit edemiyoruz. Biz duamızı edelim, mekan cennet olsun. Rabbim inşallah şehadetini kabul eylesin. Çok beyefendi bir kişiliği vardı, çok dürüstü, liyakatlıydı. Devlete, dine bakışı bambaşkaydı. Söylediği sözler hepimizin herhalde kulağındadır. Bugünlerde keşke yaşasaydı diyen çok fazla vatandaşımız vardır. Hele bir lafı var ki çok seviyorum. Bir saniyesini bile hükmedemediğiniz bu dünya için bu kadar fırıldak olmaya gerek yok demişti rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu. Gerçekten de öyle. Bu hayatın bir saniyesini hükmedemiyoruz. O yüzden de dik durup doğru olmamız lazım. Allah mekanını cennet eylesin. Rahmetle, minnetle ve saygıyla bir kez daha yad edelim rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la devam edelim bültene. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Ekonomiye yönelik sorular vardı ama en dikkat çekici olanı asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamaydı. Son zamanlarda bir şey daha... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi dönüşünde ekonomi gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret konusundaki söyledikleri ise dikkat çekti. Erdoğan asgari ücrete ara bir zam gelir mi sorusunu şöyle yanıtladı. Şu anda daha 3. aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey, sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el, alan elden hayırlıdır. Asgari ücrete tekrar zam gelip gelmeyeceği merak konusu ancak Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları konu hakkında yeşil bir ışık olarak değerlendirildi. Dün sabah saatlerinde Altınordu'da meydana gelen cinayeti akşam ana haberde ekranlarınıza getirmiştik. Eda Evli'yi Sinan Şimşek boğarak öldürmüştü. Maalesef genç kadın hayatını kaybetti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Sinan Şimşek emniyetteki işlemlerini tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ne yaşadınız dün akşam? Alkol var mıydı? Ordu'da birlikte yaşadığı 22 yaşındaki Eda E'yi boğarak öldüren Sinan Ş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olay dün Altınordu ilçesine bağlı Bahçedevler mahallesinde meydana geldi. Sinan Ş tarafından boğularak öldürülen ve olay yerinde ağır yaralı olarak bulunan talihsiz kadın hayatını kaybetti. 22 yaşındaki genç kız Ordu Devlet Hastanesi'nde tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından Kabadüz'deki baba evinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Adliyeye götürülen zanlı Sinan Şe, gazetecilerin pişman mısınız sorusuna pişmanım 6 senemi verdim yanıtını verdi. 6 senemi verdim beni aldattığı için. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Şe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düşmüş veya düşürülmüştü. Bugüne kadar hala somut bir şekilde ortaya konulamadı. Şehit lider bugün mezarı başında sevenler tarafından dualarla anıldı. Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yıl dönümünde rahmetle anıldı.
25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu, Ankara'da Taceddin dergahındaki kabri başında dua edilerek anıldı. Geride bıraktığı keder değil de ailesine. Burada bulunan dava arkadaşlar, ecirler, sabırlar, hayırlı uzun ömürler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Ankara'da düzenlenen çeşitli programlarla anılan Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma etkinliğine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Yol arkadaşlarımızı şehadetlerinin 13. yıl dönümünde bir kere daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Bu vesile tabii salonda daha uzun bir şekilde konuşacağız. Ama şunu söyleyeyim, bizler Büyük Birlik Partililer alperenli olarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve hepimizin davası olan İlahi Kelimetullah davasının ve birlik davasının sonuna kadar başarıya ulaşması için mücadele edeceğiz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici yaptığı konuşmada Yazıcıoğlu'yla beraber hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek cumartesi günü Sivas, pazar günü İstanbul ve bir hafta boyunca tüm il ve ilçelerde anma etkinlikleri yapılacağını bildirdi. Tabii Muhsin Yazıcıoğlu kendisini devletine, milletine ve ülkesine, davasına, inandığı değerlere adamış bir insandı. Her şeyden önce bir dava adamıydı. Siyaseti de inandığı değerler için yapıyordu. Yani devletinin bekası, ülkesinin bütünlüğü, milletinin istiklali ve istikbali. Bununla birlikte bütün Doğu Türkistan'dan Filistin'e, yani Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar bütün bu coğrafyadaki soydaş ve kardeş coğrafyamızın güvenliği, huzuru, mutluluğu için gerçekleştiriyordu. Destici Yazıcıoğlu'nun hayatı boyunca doğruluğun bedelini ödemeye razı olduğunu, bunu bilerek yaşadığını ve geri adım atmadığını vurguladı. Biz tabii 25 Mart 2009'dan bugüne yaklaşık 13 yıllık süre içerisinde başta şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın ailesi ve diğer şehitlerimizin aileleri hep birlikte hukukçularımız bu davanın peşini bırakmadık. Tabii bu 13 yıllık süre içerisinde Türkiye çok değişik süreçler yaşadı. Çok değişik dönemlerden geçti. Ve dolayısıyla bütün bu süreçler içerisinde maalesef bizim davamızı da rahmetli genel başkanımızın ve arkadaşlarımızın şehadet sürecindeki hukuk yürüyüşünde de maalesef bir takım engellemeler, bir takım efendim işte yanlış sokaklara sapmalar ya da yanlış yönlendirmelerle karşı karşıya kaldık. Ama biz bunların hiçbirisi bizi yolumuzdan çevirmedi. Biz takibe devam ettik. Öte yandan Yazıcıoğlu'yla birlikte aynı helikopterde bulunan ve hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş de memleketi Sivas'ta kabri başında dualarla anıldı. Amin, amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin ve selamun alel müminin ve selametun alel hazirin. Allah'tan bir kez daha rahmet dileyelim. Mekanı cennet olsun. Rabbim şehadetini kabul etsin inşallah Muhsin Yazıcıoğlu'nun. Ülkemize de Muhsin Yazıcıoğlu gibi dine, devlete bakışı tam bir Türk, beyefendi, dürüst, liyakat sahibi siyasiler nasip etsin inşallah. Bugünlerde çok fazla eksikliğini hissediyoruz. Ve devam edelim. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Ordu Milletvekili olan Cemal Enginyurt dün mecliste bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Gündeminde yeni seçim sistemi ve zamlar vardı. Bu baraj sistemi, bu seçim sistemi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sonunu hazırlayacaktır. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, mecliste düzenlediği basın toplantısında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin hazırladığı yeni seçim kanununa ilişkin konuştu. Baraj %7'ye düşürülmüş, böylece büyük bir lütufta bulunmuşlar güya, demokrasinin önünü açmışlar. 20 yıl önce Sayın Erdoğan televizyonlarda gezerken diyordu ki baraj %1 olmalı diyordu. Şimdi %7'ye düşürmüş. Ne zaman? Tam 20 yıl sonra. Demokrat Partili Milletvekili Enginyurt seçim kanununda değişiklik öngören teklif hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Fethi Yıldız'la Hayati Yazıcı kuyunu kazdı. Bu baraj sistemi, bu seçim sistemi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sonunu hazırlayacaktır. Sonunuz geldi. Kendi elinizle sonunuzu getirdiniz. Engin Yurt'un gündeminde et ve süt kurumunun %48'lik zammı da vardı. Bir ülke düşünün ki kuyruklar fazla diye ete %48 zam yapılıyor. Memleketin geldiği hale bakın, ne Cumhurbaşkanı sesini çıkarıyor ne de başkaları sesini çıkarıyor. Engin Yurt zamların geri çekilmesi için bir kez daha meclisten çağrıda bulundu. Mazota 3 kuruş indirim yaptılar, tekrar her gece mazota zam geliyor. Elektrikteki %127 zam olduğu gibi duruyor, ev yakıyor, ocak yakıyor, el yakıyor. Bu zamlar geri çekilmeli. Seçim sistemi konusundaki söyledikleri sizin takdiriniz ama Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ile ilgili yaptığı açıklama çok yerinde. Sayın Cemal Engin Yurt'un ağzına sağlık. Nereden bulurlar böyle yöneticileri anlamak mümkün değil. 23 Nisan'da hani makamlara çocuk oturtuluyor ya, o makama bir çocuk oturtursanız ve bu konuyla ilgili fikrini sorsanız emin olun genel müdür kadar handikaplı bir açıklama yapmayacaktır. Gerçekten yazık. Vatandaşımız sırada bekler efendim. Siz olabildiğince ucuza satın, millet sırada beklesin. Kimse rahatsız olmaz, merak etmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel de mecliste bir basın açıklaması yaptı. Gündeminde futbol vardı. Siyaset sporun üstünde ve hatta içindedir. Bu yasayla birlikte siyaset sporu esir alacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, futbolda naklen yayının TRT üzerinden ücretsiz olarak tüm vatandaşların erişimine açılması ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasa tasarısını sundu. Yeni bir düzene, yeni bir şey söylemeye ihtiyaç var. TRT'nin 50 yıllık tecrübesi, 14 kanalı ve yetişmiş personeliyle her ne kadar siyasi ve kültürel yayınlarını objektif bulmasak da sporda bir sorumluluk alabilir. Futbolda naklen yayının TRT ile ücretsiz olarak tüm vatandaşlara ulaştırılmasını teklif ediyorum. Naklen yayın ihalesinin de sürdüğünü hatırlatan milletvekili Adıgüzel, yayıncı kuruluşun fiyatı sürekli revize etmesiyle birlikte kulüplerin de önemli mali kayıplar yaşadığını ifade etti. Futbolda naklen yayın ihalesindeki belirsizlik sürüyor. Son yıllarda sürekli zaten tartışmaların odağı halinde yayıncı kuruluş sürekli bahaneyle fiyatı revize yaptı. Kulüpler ise sürekli zarar etti. 22 yıl önce dekoderin ve şifrenin olmadığı dönemlerde mali denge bu kadar kötü değildi. Mesela kulüpler 400 lira kazanıyorsa 250 lira harcıyorlardı. Eksiye gitmiyorlardı. Ama şimdi kulüpler 4 milyar kazanıyor ama 20 milyar harcıyorlar. Yani bir negatif denge var. Artık kulüplerin bunu artık taşıması mümkün değil. Milletvekili Adıgüzel meclisteki konuşmasına Ordu Spor formasıyla devam etti. Ordu Spor benim ilimin takımı. Daha önce çok büyük başarılarla birinci ligde mücadele eden Ordu Spor'umuz bugün Avrupa sahalarından, Avrupa liglerinden bugün amatör kümede bile değil, futbolcusu olmayan, yönetimi olmayan, sadece hukuki varlığı ve güzel hatıralar olan bir kulübe dönüşmüştür. İşte bu bir örnektir Ordu Spor'umuz. Adıgüzel sadece Ordu Spor değil birçok takımın mali yönden sıkıntı yaşadığını söyleyerek sözlerini verdiği örneklerle noktaladı. Benzer örnekler de vardı. Mersin İdman Yurdu var. Karabük amatöre düşmüştür. Eskişehir Spor'un da durumu ortadadır. Fatsa'da nüfus arttı. Artık var olan sahil yetersiz olmaya başladı. Yeni bir düzenleme yapılacak ama çevreciler yapılacak düzenlemeye karşı çıktılar. Valilikten ÇED raporu gereksizdir açıklaması yapılmasına rağmen yapılan bu açıklamayı mahkemeye verdiler. Bu sabah saatlerinde bilirkişi heyeti Fatsa sahildeydi ve durumla ilgili her iki tarafı da dinledi. Raporunda gerekli açıklamayı yapacak bilirkişi heyeti. Bakalım burayla ilgili ne çıkacak ama arkadaşlarımızın sabah saatlerinde hem çevrecilerden hem de alandan almış olduğu haber gelecek şimdi ekranlarınıza. Fatsa'da kıyı dolgusu tartışmaları devam ediyor. Fatsa sahilde yapılması planlanan deniz dolgusu projesine Ordu Valiliği ÇED raporu gerekmez kararı çıkarmıştı. Bunun üzerine bölge halkı ve bölge halkı adına çevreciler konuyu mahkemeye taşımıştı.
Fatsa'da sahil hattının bir kısmında deniz yönüne doğru yaklaşık 50 metre genişlikte yapılması planlanan deniz dolgusunun keşifi için bilirkişi heyeti ise bu sabah saatlerinde alana geldi. Alanda davacı ve davalıların savunmalarını alan heyet hat boyunca yapacağı keşif sonrası mahkeme heyetine bilirkişi raporunu iletecek. Konuyla alakalı ise avukat Nur İlal Gündüz konuştu. ÇED gerekli değildir kararına Fatsa'da bulunan yerel halkla birlikte, Fatsa Doğa ve Çevre Derneği ile birlikte iptal davası açtık. Mahkemede bilirkişi heyetiyle birlikte gerekli incelemeleri yapmak üzere bugün buraya geldi. Çevrecilerin alana yapılacak projenin doğurabileceği sonuçlar açısından çeşitli endişeleri var. Fatsa'da denizin doldurulmak suretiyle deniz alanının Fatsa'dan iyice uzaklaştırılması, deniz alanının yine betonla kaplanması, sahilde yaşayan evlerin zarar görmesi, trafiğin bundan etkilenmesi, deniz canlılarının bundan zarar görmesi gibi birçok etken mevcut. Alanda bilimsel incelemeler yapılıp keşif tamamlandıktan sonra mahkeme heyeti nihai bir karar verecek. Daha yapabileceği birçok proje var. Milyonları buraya taş doldurmaya lütfen harcamasınlar. Bizim cebimizden çıkacak bu paralar. Bizim de artık paramız yok. Mahkemenin de bilimsel gerçekler, hukuk kuralları çerçevesinde umarım istediğimiz kararı vereceğini talep ediyoruz. Mevcut Fatsa sahil alanı da dolgu, ancak son dönemde artan nüfus ve sahilin eskisine oranla daha işlevsiz halde bulunması nedeniyle böyle bir projeye ihtiyaç olabileceği yönünde görüşler de yok değil. Hafta boyu sık sık dillendirmeye çalıştım. Yoğun kar yağışı oldu, kar kalınlığı oldukça fazla, erime döneminde de heyelanlara sebebiyet verebilir demiştim. Maalesef korktuğumuz gibi de oldu. Altınordu ilçemizin Gökömer mahallesinde heyelan meydana geldi. 55 yıllık evliler İsmail ve Günay Rüzgar çifti, komşuların, eşin, dostun, akrabanın yardımıyla bir ev daha yaptılar. Çünkü eski evleri 55 yıllıktı, kullanılamaz haldeydi. Yeni eve daha yeni geçmişlerdi. Doyamadılar evlerine, maalesef heyelan sebebiyle evlerini boşaltmak zorunda kaldılar. Çok üzüntülüyüm, çok havaslığına, çok şeyine elde ettim ama olmadı. Allah'tan gelene ne yapalım? Yetkililer elinden ne imkanlar ne geliyse yapsınlar bize, vatandaşlar, yetkililer. Ne şey yapacağım ben, benim şeyim, bir torba çimento alacak durumum yok şu anda. Altınordu ilçesine bağlı Gökömer mahallesinde dün öğle saatlerinde gerçekten büyük bir heyelan meydana geldi. İşte görmüş olduğunuz gibi heyelan sonrası da evde bu denli büyük yarıklar meydana geldi. İsmail amca ve Günay teyze, onlar 30 yılı aşkın süredir bu hayatın kahrını, kederini ve mutluluğunu birlikte sırtlamış iki insan. Öyle ki yıllardan bu yana tek gayeleri doğup büyüdükleri Gökömer'de bacası tüten bir eve sahip olmaktı. 10 ay önce bu hayallerine komşu ve akrabalarının maddi desteğiyle kavuştular kavuşmasına. Ancak doğal afet nedeniyle evleri şimdi kullanılamaz bir hale geldi. Biz zaten bu eve 5 seneden beri bu hale getirdik. Yani zor arkadaşlar, millete, akrabaların yardımıyla getirdik. Böyle başımıza iş geldi. Yetkililerden, vatandaşlardan, imkanı olanlardan yardım bekliyorum. Dün sabah çay içerken birden bir gürültü oldu. Kalktım ben, baktım buralarda şey olmuş. İlk önce annem yatalak üst senedir. Onun yanına koştum hemen. Onun yanında var mı diye komşulara çağırdık, ettik. Onlar geldiler, yardımcı oldular, eşyayı falan kaldırdık, ettik. Maalesef bir heyelan işte yaşadık. Bir yardımlarla yapılan bir işte ailenin, yani evi tekrar işte yıkıldı. Eski ev 55 yıl önce yapılmıştı. Orada sağlıklı yaşam olmadığı için hemen işte yanına bir yeni bir ev yaptırmıştık. Ve maalesef eski ev ve yeni ev aynı yanda heyelandan, yağmurun ve karın etkisinden toprak kayması oluştu ve işte evde yaşanılacak hal yok. Mahallede yaşanan heyelan öylesine şiddetli ve büyük oldu ki işte bu görmüş olduğunuz alan daha düne kadar dümdüzdü ama şimdi ise böylesine felaket yarıklar meydana geldi.
İsmail amca ve Günay teyze maddi imkansızlıklar içinde komşularının yardımıyla inşa edilen evde perşembe günü yemeklerini yerken büyük bir gürültüyle irkildi. Ancak onların aklında ne kendileri ne de evleri vardı. Tek düşündükleri 3 yıldır yatağa bağlı yaşayan 86 yaşındaki anneleriydi. Şu an hepsi komşularının evine sığınmış durumda. Komşuların sayesinden yaptırdık yardımlaşmayla. Yeğenlerim, akrabalarım, eş dost herkes yardım etti. Buraya göçtüm ama bu kadarmış kısmetimiz. Allah'tan gelene bir şey diyemeyiz ama yardım ederlerse, el uzatırlarsa çok memnun olurum. Benim yatalak hastam var. İlla onun için. Sabahtan çay içerken küt dedik, bir ses oldu yani kütürerek. Çık yaptık, baktık burası açılmış, bunlar açılmış. Dışarı gittik, birden yine indi aşağıya. Biz de o zaman annem, feşti annem. Yırganamayı şey yapamayıp arkadaşları çağırdım. Traktörüne yukarı götürdüm. Yukarı bir komşunun evine götürdüm. Arabinin evine götürdüm. Gökömer mahalle muhtarı Özkan Gündüz de aileye yardım etmek adına mahalleli olarak ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini belirterek yetkililerden de destek istedi. Bizleri yönetenlerden, devlet büyüklerimizden, afetten, valimizden, büyükşehirden, Altınordu Belediye'mizden yardım işte bekliyoruz. Biz halk olarak zaten işte gereğini yapacağız. Ama bunu el birliğiyle tekrar yeniden bir ev yapmamız için bu ailemize, çünkü yatalak bir hastamız var. Sağlıklı bir, yani koşulda yaşamaları için bir ev yaptırmamız işte gerekiyor. Şimdi ise mağdur olan İsmail amca ve Günay teyze yetkililerden en kısa sürede yardım ve destek eli bekliyor. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu ev tam 55 yıl önce inşa edilmişti. Hem 3 ay önce inşa edilen bu yeni ev hem de 55 yıl önce inşa edilen eski ev heyelandan etkilenen iki ev arasında. Hem Günay teyzenin hem de İsmail amcanın yetkililerden tek talebi huzur ve mutluluk dolu bir yuvada yaşamak. Ramazan amca ile Günay teyzenin yardıma ihtiyacı var. Önümüzde Ramazan var biliyorsunuz. Eğer iyilik yapmak, hayır kazanmak istiyorsanız bence tam da İsmail amca ve Günay teyzeye ulaşarak bunu yapabilirsiniz. Umarım ki el birliğiyle çok kısa bir sürede boşalttıkları evlerden çok daha iyisini hemşehrilerimizin desteği ve yardımıyla bizlerimizden gelen ne varsa yaparak teyzemize ve amcamıza hediye ederiz. Umarım bu kadar insanlığımız kalmıştır. Devam edelim. İlimizin değişik bölgelerinde yine heyelanlar meydana geldi. O heyelanlardan derlenen haberler gelecek şimdi ekranlarınıza. Hop. Yoğun kar yağışının ardından gelen bahar mevsimiyle birlikte eriyen karlar Ordu'nun birçok ilçesinde heyelan ve toprak kaymalarına neden oldu. Altınordu Gerce mahallesinde yaşanan heyelan sonrası mahalledeki grup yolu ulaşıma kapandı. Evet, burası patladı gördüğünüz gibi. Fatsa'da 40 ayrı noktada ufak çaplı heyelanlar meydana geldiği bildirilirken belediye ekipleri ve araçları yaşanan durum sonrası direkt müdahalelerde bulundu. Çatalpınar ilçesine bağlı İncirli mahallesinde toprak kaymasına bağlı yaşanan heyelan sonrası da belediye ekipleri bölgeye derhal müdahale etti. Gürgentepe'de de meydana gelen heyelanda köy yolu ulaşıma kapanırken ekiplerin çalışmaları ise durdurak bilmeden sürüyor. Altınordu Belediyesi'nin şehrin ekonomisine ve istihdamına önemli katkı sağlayacak projelerinden bir tanesiydi. Hazır Giyim Uygulama Merkezi faaliyete başladı. Kadın kursiyerlerini aldığı son derece donanımlı bir merkez burası ve meslekte uzman kişiler eğitim veriyorlar. Kursiyerler de oldukça memnunlar. Belediye Başkanı Aşkın Tören'e bu hizmetinden dolayı teşekkür ettiler. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in şehirde kadın ve genç işsizliğe çözüm üretmek amacıyla oluşturduğu istihdam altyapılarından biri olan Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi, Ordu iş gücü piyasasının tekstil sektöründe en çok aradığı kalifiye elemanları yetiştiriyor. Ben usta öğretici olarak burada görev yapıyorum. Burada 40 kişilik bir eğitim arkadaşımız var, kursiyerlerimiz var. Burada kursiyerlerimize makineden A'dan Z'ye her şeyi öğretiyoruz. Şu anda tişört diktik. Tişört aşamasındayız.
daha da ileriye gideceğimizi düşünüyoruz. Allah'ın izniyle. Aşkın başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı sunduğu için kadınlarımıza evde değil sahada iş imkanı sunduğu için teşekkür ederiz. Aşkın Tören başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bizim gibi kadınlara istihdam sağladı. Biz de artık evde oturmuyoruz. Umutla geleceğe bakıyoruz inşallah. Eşlerimizin eline bakmayacağız. Elimizde altın bileziğimiz olacak, belgelerimiz olacak. Bundan istediğimiz her şeyi yapabileceğiz. Çok teşekkür ederiz Altınordu Belediyesi'ne. Tekstilde nitelikli birer usta olma yolunda adım adım ilerleyen kadın kursiyerler bir aylık sürenin sonunda emeklerinin bir ürüne dönüşmesinin sevincini yaşadı. Dikiş makinelerinin özellikleri ve tanıtımıyla başlayan kurslarda düz dikiş, overlock, rejme, delik açma, daha sonra da ütü eğitimi alan kursiyerler tişört dikim aşamasını da başarıyla tamamladı. Başkanımız Aşkın Tören'e çok teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde çok şey öğrendik ve bir iş sahibi olduk. Çok teşekkür ederim. Buraya sıfır bilgiyle geldik. Bir aydır eğitim görüyoruz. Şu anda tişörtümüzü bitirmekteyiz. Bundan sonra işte 3 aylık eğitimimizi bitirdiğimizde hangi meslek bir meslek sahibi olup evimize katkıda bulunacağız. Başkanımız Aşkın Tören'e çok teşekkür ederiz bizi meslek sahibi ettiği için. Aşkın Tören başkanımızdan Allah razı olsun. Bize böyle bir iş şeyi sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Bilmediğimiz şeyleri öğrendik. Her gün kademe kademe yükseliyoruz. Tek tek işte makine çeşitlerini öğrendik, dikim tekniklerini öğrendik küçük küçük parçalarla. Daha sonra normal işlere geçtik, dün başladık. Bir tişört diktik. Çok teşekkür ederiz böyle bir imkan sunduğu için. Hem yani daha sonrasında iş imkanımız olacak. Aşkın Tören'e çok teşekkür ederiz. Kursiyerler aldıkları eğitimin ardından hem sektörde istihdam imkanı bulacaklar hem de girişimci olarak iş hayatına atılabilecekler. İlk aşamamızda dikiş makinesini öğrendik. Daha sonra overlock öğrendik ve daha sonra reşme makinesine geçtik ve hepsini yapmayı tamamen öğrendik. Tişört dikecek aşamaya geldik, tamamladık. İnşallah bundan sonrası daha iyi olacağına inanıyorum. Başkanımız Aşkın Tören'den Allah razı olsun. Sıfır bilgiyle buraya geldim ben. Overlock, reçme, düz dikiş onları yaptık, öğrendik bir aylık süreçte. Tam tişörtü diktik, bitirdik. Bundan sonra başka kalıplardayız. Şu anda deneme diğer kalıpları çiziyoruz. Yani başkanımıza teşekkür ederiz. Bize güzel bir iş kapısı açtı. Yani bundan sonra daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Ev hanımlarına güzel bir kapı açtığı için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hem meslek sahibi olmanın hem de emeklerinin karşılığını alabilmenin sevincini yaşayan kadın kursiyerler kurs imkanını sunan Başkan Aşkın Tören'e teşekkür etti. Bir aydır burada eğitim görüyoruz. Şu anda bayağı bir mesafe kat ettik. Panyeleri dikmeye başladık. Başkanımız Aşkın Bey'e çok teşekkür ediyoruz bize böyle bir fırsat tanıdığı için. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Ordu ve Giresun'a bot ve mont yardımı yapıldı ihtiyacı olan aileler için. Bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısı Mehmet Kaptanoğlu açıklamalar yaptı. Ordu'daki dar gelirli ailelerin çocuklarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bot ve mont desteğinde bulundu. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Ordu soğuk ve karlı günler geçirdi. Bu soğuk ve karlı günlerde içimizi ısıtan bir gelişme oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Ordu ve Giresun illerine bir tır dolusu kıyafet, yardım gönderdi. Başkan İmamoğlu'nun gönderdiği bağışlar Ordu'da ihtiyaç sahibi 1500 kişiye ulaştırıldı. Bu yardımlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı önderliğindeki bir ekip tarafından ihtiyaç duyulan ailelere ulaştırıldı. Bu ihtiyaçların ulaştırılmasında bizim önceden yaptığımız bir hazırlık vardı. İlçe başkanlarımız tüm ilçelerdeki muhtarlarımızla beraber koordineli çalıştı. Gerçek ihtiyaç sahibi olan aileleri tespit etti. Bu tespitlerde partili olup olmadığına bakılmadı. Sadece ihtiyaç sahibi mi değil mi noktasından hareket edildi ve 1500 paket bizim ilde buna yakın bir yine yardım paketi de Giresun'da ve Samsun'da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Ordu'daki bot ve mont yardımlarının dağıtımını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık öncülüğündeki ekip tarafından yapıldı.
Bu çalışmalarda Yavuz Saltık Bey ve ekibi yoğun bir çaba sarf etti. Burada muhtarlarımızla görüştü. Bunun dışında Ordu Lisesi kadın futbol takımımızla görüştü. Yine Ordu'da faaliyet gösteren Altın Ordu kadın voleybol takımımızla görüştü. İhtiyaçları olup olmadıklarını sordu ve ihtiyaçlarıyla ilgili çalışma yapacaklarını. Başka ailelerin yine bu yönde ihtiyaçlar olursa o ihtiyaçları da karşılayacaklarını dile getirdiler. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısı Mehmet Kaptanoğlu, bir elin verdiğini diğer elin görmediği bu çalışmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Tabii ki gönlümüzden geçen şu, isteriz ki Türkiye'de tüm aileler çocuklarının kıyafetini alabilsinler, karınlarını doyurabilsinler, eğitimlerini en sağlıklı şekilde hayata geçirebilsinler ama bir başka gerçek daha var. Bu ihtiyaçlara, bu yardımlara ihtiyaç duyan maalesef ailelerimiz var. Bir elin verdiğini, diğer el görmeden yaptığımız bu çalışmada emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Ukrayna'nın Rus savaş gemileri için döşediği iddia edilen mayınlar çıpalarından kurtuldu. Karadeniz'de artık başı boş seyreder haldeler. Bununla ilgili de deniz kuvvetlerimizden bir Navtex yayınlandı. Hem yük gemileri hem de balıkçı tekneleri uyarıldı. Balıkçılar tedirgin çünkü tehlikeyle karşı karşıyalar. Bununla ilgili Gülyalı Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Birol Koçak açıklamalar yaptı. Diken üstünde denize açılıyoruz dedi. Burada gece yarısı denize gidiyoruz. Herkes ekmeğini kazanmak için gece yarısı gidiyor. Hani gece herhangi birimize denk gelmesi, gece zaten gözükmüyor bunlar. Ukrayna'nın Rus savaş gemilerine karşı Odessa açıklarına döşediği iddia edilen mayınlar, Karadeniz'de fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklenirken Türkiye sahilleri içinde tehlike oluşturdu. Batı Karadeniz'deki Ava sahilinde görünür bir şekilde meydana çıkan mayın korku dolu anlara neden oldu. Tabii burada otururken balıkçı arkadaşlarla konuşuyoruz, tartışıyoruz. Yani bu başıboş bir mayın. Kime ne denk geleceği, kime ne zaman geleceği belli değil. Yani bundan çok büyük endişemiz var, büyük bir korkumuz var. Şiddetli fırtına nedeniyle çıpalarından kurtularak Karadeniz'e akan Tuna Nehri'nin akıntısı ve Karadeniz'de boğazlar üzerinden Ege'ye doğru olan üst akıntı nedeniyle Türkiye sahillerine ve İstanbul Boğazı'na doğru gelme riski bulunan serseri mayınlarla ilgili Rusya ve Ukrayna birbirlerini suçlarken Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı bölgedeki denizci ve balıkçılara dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ha bu mayınların bizim bu Doğu Karadeniz bölgesine gelmeyecek diye bir garantisi yok. Tabii ki denizdeki akıntıdan, işte rüzgardan dolayı bu mayınların bize de çok büyük tehlikesi var. Gülyalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Birol Koçak da mayınların mayın gemileri tarafından ivedilikle toplanması gerektiğini ifade etti. Burada balıkçımız büyük bir tehlike altında. Bunun bir an önce büyüklerimizin buna bir önlem almalarını, bir çare düşünmelerini istiyoruz. Bir an önce el atılmasını, ülkemizde mayın gemileri var. Bu mayınların bir an önce, başıboş mayınların toplanmasını istiyoruz. Et ve süt kurumunun %48'lik zamından sonra piyasada da et fiyatları yükselmeye başladı. Hem kasaplar şikayetçi hem de vatandaşlar şikayetçi. Et uçtu, bir Ramazan'da zam gelirse. Hiç alamayız bundan sonra. Zam gelmeyen ne kaldı ki? Her gün zam, yatıyoruz zam, kalkıyoruz zam. Ayda yılda zaten bir kere alınabilen kırmızı eti almakta bile zorlanan tüketici, Ramazan ayına sayılı günler kala şimdiden kara kara düşünmeye başladı. Az da olsa alabiliyoruz yani, böyle çok değil tabii ki. Ya ben yani yiyebiliyoruz demeyeceğim, diyemeyeceğim daha doğrusu. O ayda bir kere bir kilo et almak et yemek anlamına gelmez. Et ve Süt Kurumu'nun fiyatlara %48 zam uygulamasının ardından dana etinin kilosu ortalama 85 liraya çıktı. Hal böyle olunca Ramazan ayına sayılı günler kala et fiyatları daha şimdiden vatandaşın cebini yakmaya başladı. Üstelik et fiyatlarına gelen zamlara her hafta yenileri de ekleniyor. Son 1,5-2 aydır her hafta haftalık bir olan artış var. Yani şu anda bizim sektördeki olan insanların tamamıyla şu anda sadece işi götürme, para kazanmadan önce bitmiştir tamamıyla yani. Et ve Süt Kurumu'nun fiyatları uyguladığı %48'lik zammın ardından ayda yılda bir kasaba uğrayan vatandaş gelen zamlarla birlikte kasaplara uğramaktan, kasaplarsa müşteriye fiyat söylemekten çekinir oldu.
Yani piyasadaki bu et balık kurumunun söylentilerinden dolayı tezgah fiyatlarını soran müşterimiz çok. Sonra geri dönen de çok ama alıcı her zaman tedariğini alıyor yani. Ramazan ayında et ve süt fiyatlarında son durumun ne olacağıysa şimdiden büyük bir merak konusu. TİRMOP Genel Başkanı Emre Kartaloğlu dün Ordu'ya gelmişti. 2 günlük bir programı vardı. Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nda bir konferans düzenlendi. Bu sabah da kahvaltıda basınla bir araya geldi. Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı tarafından kahvaltı programı düzenlendi. Düzenlenen programda Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, TÜRMOP Genel Sekreteri Yahya Arıkan, Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, Altınordu ilçesinde bir restoranda düzenlenen programda gazetecilerle bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltı programında TÜRMOP Genel Başkanı Emre Kartaloğlu gazetecilere TÜRMOP'un çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Ülke ekonomisinin denetimini, mali sistemin denetimini gerçekleştiren, kamu finansmanının kesintiye uğramaksızın sağlanmasını hayata geçiren bir meslek grubuyuz. Bu anlamda da özellikle pandeminin başladığı dönemden itibaren gerçekten meslek mensuplarımız çok özveriyle çalıştılar. Programda konuşan Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, TÜRMOP Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ve Genel Sekreter Yahya Arıkan'ı ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Yine aramızda meslek mücadelesinin çok önemli bir ismi, uzun yıllar İstanbul Odası'nın başkanlığını yapan, şimdi de TÜRMOP'ta genel sekreterlik yapan bizim bir ağabeyimiz, bir büyüğümüz, meslek mücadelesinin yıldızı, gururu bir insan. Yahya Arıkan da her zaman Ordu'ya gelen, kendini ordulu sayan, orduyla ilişkileri çok güzel olan bir büyüğümüz. Onu da burada ağırlamaktan ayrıca mutluyum. Fındıkla ilgili sezon başından bu yana haberler yapıyoruz. Bir türlü hak ettiği değeri bulamadığını anlatıyoruz. Bugünlerde de öyle. Her şeyin fiyatı 2'ye 3'e katladı ama fındık fiyatların deyim yerinde ise yerinde saymaya devam ediyor. Ama fındığın kabuğu değerli, fındık gibi değil. Fındık fiyatlarını yerinde sayarken fındık kabuğu fiyatları %300 zamlandı. İş insanı Burak Güreşçi anlattı. Ordu'da mahalli yakacak olarak kullanılan fındık kabuğu 6 ayda 3 katı zamlandı. Yani şöyle söyleyeyim, ben sezonda 40 liralara kabuk satıyordum. Şu an 120 lira diyorum. Yani %300 artış olduğunu görebiliyorsunuz. 3 katı artmış yani kabuk. Son dönemdeki ekonomik belirsizlikler ve belirli zamanlarda yaşanan enerji kesintileri de vatandaşların yakacak olarak kabuğu tercih etmesinde önemli bir etken oldu. Talep çok fazla dediğimiz gibi. Çünkü belirsizlikler var. Yani bir gün doğal gaz bir kesilse insanların evde atıyorum sadece elektrik sobası yakabilir. Yani onun haricinde sobalı evler de var. Yani köydeki insanları düşündüğümüzde yani insanların kabuğa talebi daha fazla olmuş oluyor. İnsanlar korkuyor çünkü. Vatandaşların ise kabuk fiyatları konusunda yoğun olmasa da şikayetleri mevcut. Şöyle söyleyeyim yani ben ya herkes tabii ki genel anlamda ekonomideki bu kötü gidişat için herkesin her konuda şikayeti var. Yani kabuk konusunda da şikayetler tabii ki var ama ben çok bir şikayet almadım. Yani çünkü alan kişi de bir çuval alıyor. İki çuval alıyor. Yani ihtiyacına göre aldığı için çok böyle şikayet edeceği pozisyon oluşmadı. Ama genel itibariyle bir şikayet söz konusu tabii ki ülkemizde. İş insanı Burak Güreşçi'den alınan bilgiye göre fındık kabuğunun çuvalı 120 liradan satışa sunuluyor. Ramazan'a bir hafta kala pide fiyatları belli oldu. Ekmek fiyatları ile ilgili de yeni düzenleme geldi. Fiyatlar güncellendi bugün itibariyle. 200 gram ekmek 3 lira. 300 gram pide net değil ama 7,5 lira değil. Fiyat belirlendiği duyduk. Son dönemde özellikle una ve yumurtaya gelen zamlarla beraber ekmek ve pide fiyatlarında da zam kaçınılmaz oldu. Maliyetler pahalı. Onlar her gün fiyatlar değişiyor. Maya değişiyor. Maya bile yani bu ayın birinde 180 lirada 260 lira olacak diye duyduk. Hep pahalanıyor yani aşırı derecede. Aslında biz kendi içimizde durmadan zaten zamlanıyoruz. Fakat bu zamı ekmeğe yansıtmak tabii öyle bir resmi bir işlem olduğu için belli bir süre sonra oluyor. O arada kendimizi toparlıyoruz zaten.
Uzun zamandır gelmesi beklenen ekmek zammı Ramazan öncesi geldi. Bu sayede pide fiyatlarındaki düzenleme de belli oldu. Vatandaş hiçbir tepki göstermedi. Beklenti halinde zaten kendileri. Beklentileri gerçekleşti. Bugün itibariyle fiyatlarımız güncellendi. 200 gram ekmek 3 lira oldu. Biraz balığı alıyoruz. Bizim burada fırın var. Cumhuriyet Mahallesi'nden. Mecburi alacağız. Boğaz iyi ya. Mecburi alacağız. Yani. Bu maliyetleri böyle şişmesindeki yegane sebebi ne? Hükümetin yönetememesi. Ordu'da Ramazan öncesi hem pide fiyatları belli oldu hem de ekmeğe zam geldi. Yeni düzenlemeye göre Ordu'da 200 gram ekmek 3 liradan, 240 gram ekmek 3,5 liradan satılacak. Pide fiyatları bize göre normal, maliyetimize göre ama vatandaşa göre biraz pahalı olacak haliyle. Onu zaman gösterecek. Şu andaki fiyatlar, yani bugünkü gelen fiyat güncellemesine beraber hemen hemen ortalık güzel yani, fena değil. Ticaret olaraktan bir kar marjımız var. Öte yandan yaklaşan Ramazan ayı öncesi merakla beklenen konuların başında pide fiyatları geliyordu. Fiyatlarda yapılan düzenlemeye göre 320 gram pide 6 liradan satışa sunulurken 400 gram Ramazan pidesi ise 7,5 liradan satışa sunulacak. Ekmek parası da yok. Ona kalırsa Türkiye'de para mı var? Fakirlerde para olmaz. Allah kabul etsin dağdana da yiyene de bilmiyorum. Ben aklım ermiyor. Ben ekmek almaya para bulamıyorum ben bilmiyorum. Allah sebep versin. Tarıma ağırlık verilecekmiş. Boğazdan bir şey geçmeden başka bir yerden bir şey olmuyor. Önce boğazdan geçecek. Onun için önce onu düşünecektik. Mesudiye Merkez Camii'nde bir dizi düzenlemeler yapılması gerekiyordu. Ancak cami tarihi bir cami olduğu için de Anıtlar Kurulu'ndan proje onayı alınması gerekiyordu. Proje onayı çıktı, camide düzenlemeler bitme aşamasına geldi. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül de camiyle ilgili yapılan düzenlemeleri anlattı. Uzun yıllardır üzerinde çalışılan Mesudiye Merkez Camii'nin Anıtlar Kurulu'ndan projesi çıktı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'in talimatlarıyla caminin büyük bir bölümünde sona yaklaşıldı. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül de konuyla ilgili konuştu, emeği geçenlere teşekkür etti. Mesudiye Merkez Camimizdeyiz. Uzun yıllar projesi için çalışmış olduğumuz Merkez Camimizin Anıtlar Kurulu'ndan projesini çıkarttık. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet İlmi Güler'in talimatlarıyla bugün de gördüğümüz gibi çevre düzenlemesinin büyük bölümü bitti. VC'lerimiz, bayan erkek, gasilhanemiz bu anlamda çevre düzenlemesiyle büyük bir projeyi hayata geçirmiş durumdayız. Tabii ki Mesudiye Merkezimizde böyle ihtiyaç vardı. Ben bu konuda özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Cami Derneğimizin katkılarına. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'e ve Cami Derneği'ne teşekkür eden Başkan Gül, caminin çevre düzenlemesi ve lavabolarının ve gasilhanesinin de bittiğini söyledi. Tabii ki ilçe merkezinde tarihi bir eserde bu projeyi ortaya koymak kolay değil. Şimdi vatandaşlarımız rahatlıkla gelecekler. Hem gasilhanemizden hem VC'lerden hem çevre düzenlemesinden en güzel şekilde faydalanarak bu hizmetten faydalanmış olacaklar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu haberle ana haberi noktalıyoruz. Gece bülteninde yeniden görüşeceğiz. Hoşçakalın. Poyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sunar. Mutlu akşamlar. Günün öne çıkan spor başlıklarıyla karşınızdayız. Ben Görkem Karaağaç. 3. Lig 2. grupta mücadele eden 52 Ordu Spor Futbol Kulübü 31. hafta karşılaşmasında Yeni Ordu Stadyumu'nda Kalecik Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşma yarın saat 14'te Yeni Ordu Stadyumu'nda oynanacak. TFF 3. Lig 2. grupta mücadele eden 52 Ordu Spor hafta sonu Kalecik Futbol Kulübü ile oynanacak olan müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Hasan Erkin Şimşir nezaretinde tamamladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle liglerin ertelenmesi ve bir haftada fikstür gereği bay geçmesi sebebiyle 2 haftadır resmi müsabakaya çıkamayan 52 Ordu Spor'da Kalecik karşısında tek düşünce 3 puan. Ligin ilk devresinde deplasmanda karşılaştığı Kalecik Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup olan Mor Beyazlı ekip Yeni Ordu Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada taraftarı önünde ilk maçında rövanşını almak istiyor.
52 Ordu Spor Kalecik Futbol Kulübü karşılaşması 26 Mart Cumartesi günü saat 14'te Yeni Ordu Stadyumunda oynanacak. Fas'ta Belediyespor'da teknik direktör Niyazi Hüseyinoğlu 28. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelinecek olan Karaman Belediyespor karşılaşmasını değerlendirdi. 28. hafta mücadelesinde deplasmanda Karaman Belediyespor'u konuk olacak Fas'ta Belediyespor'da teknik direktör Niyazi Hüseyinoğlu TV52 mikrofonlara bu karşılaşma üzerinde açıklamalarda bulundu. Hüseyinoğlu tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi. Bizim öncelikle bir 3 puana ihtiyacımız var. Yani aşağıdan ipi koparmamız için bir 3 puana ihtiyacımız var. Ne kadar erken alırsak o kadar daha futbolumuza rahat yansıyacağını, daha iyi oyunlar çıkacağını düşünüyoruz. O yüzden de ilk maçımızda hemen 3 puan almak istiyoruz. Bunu daha sonraki maçlara ertelemek istemiyoruz. Çabucak aşağıdan kopmak için de Karaman maçı. Bir de ilk yarıki maçında rövanş olacak. İlk yarı kendi evimizde kaybettik onlara karşı. Bu sefer de Karaman'da kazanmak istiyoruz. İnşallah da kazanırız. Karaman Belediyespor, Fas'la Belediyespor karşılaşması 27 Mart Pazar günü saat 14'te Kemal Kaynar Stadyumunda oynanacak. Kritik 1926 Bulancakspor karşılaşmasına çıkacak olan Ulubey Belediyespor'da takımın deneyimli oyuncularından Asımcan Çaykıran antrenmanda TV52 mikrofonları açıklamalarda bulundu. Aferin. Evet. Bölgesel Amatör Lig 2. bölge 2. grupta mücadele eden ve 16. hafta mücadelesinde kritik 1926 Bulancakspor karşılaşmasına çıkacak olan Ulubey Belediyespor takımın deneyimli oyuncularından Asımcan Çaykıran antrenmanda açıklamalarda bulundu. Çaykıran 1926 Bulancakspor'la ilk devrede oynanan karşılaşmada berabere kalarak galibiyet serisinin son bulduğunu hatırlatarak bu maçta bu hatayı yapmayarak yollarına 4'te 4 devam etmek istediklerini belirtti. 3 haftadır iyi giden bir serüvenimiz var. İlk devre de aynı şekilde bu serüvende gidiyorduk ama ilk devre Bulancak maçında berabere kalmıştık. O serüven bozulmuştu, galibiyet serüveni. Ama ilk devrede yaptığımız hatayı bu maçta yapmayacağız. Bu maçı deneyip serüvenimizi 4'te 4 yapmaya çalışacağız. Hedefimiz bu yönde. Deneyimli orta saha oyuncusu takım içerisindeki arkadaşlık ortamının ve inanmışlığın oldukça üst seviyede olduğunun altını çizdi. Takım içerisindeki atmosfer güzel. Çünkü galip geldiğin zaman her şey iyi gider. Mağlup olduğun zaman her şey kötüye gider. Futbolda kural budur. Biz de galip geliyoruz. Her şey yolunda. Keyifler yerinde. Moraller yerinde. O yüzden pek bir sıkıntı yok açıkçası. Karşılaşma öncesinde Ulubey Belediyespor puan tablosunda 22 puanla 5. sırada bulunurken konuk ekip 1926 Bulancakspor'sa temsilcimizin 1 puan üzerinde tabloda 4. sırada yer alıyor. Ulubey Belediyespor Bulancakspor karşılaşmasının başlama düdüğü 27 Mart Pazar günü saat 13'te Karşıyaka Spor Tesislerinde çalacak. Bu haberle birlikte spor haberleri noktalıyoruz. Mutlu akşamlar. Poyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sundu.